İngiltere büyük bir devlet değil mi? Yani Evet. büyük, ekonomisiyle büyük. Ondan sonra Kontrol ettiği alanla işte büyük. dünya üzerindeki hakimiyetiyle, etkisiyle büyük. Sistemi, sağlık sistemiyle, eğitim sistemiyle vesaire büyük. Almanya da öyle bir ülke. Bize de büyük bir ülke olduğumuz, işte bütün kendi coğrafyamızın hamisi olduğumuz, Kudüs'ün kaderinin bizim kaderimizle eşit olduğu bilmem ne falan filan anlatılıyor ya. Bu büyüklüğün altını, bu büyüklük iddiasının altını nasıl doldurabilirsin? İşte ekonomideki veriler mesela iyi olmalı. Milli gelirimiz yüksek olmalı. Kişi başına düşen milli gelir yüksek olmalı, değil mi? Ondan sonra eğitimde çok başarılı olmalıyız. Aşıyı biz bulmalıyız. Uğur Türeci ile Özlem Şahin aşıyı Almanya'da yetişen insan Türkler olarak değil, Türkiye'de yetişen Türkler olarak, bizim eğitim sistemimizde yetişen insanlar olarak o aşıyı bulabilmeliler mesela. Sen uçak değil yapmamızı mi? da istersin bu durumda. Uçak, tabii tabii. Biz araba yapalım. Havada değil araba, uçak, uçak ya. Biz daha bir araba uçak biz yapamamışız. Havada değil mi uçak? Uçak. 2019'da mı havada oluyordu? Yolda, şimdi? Üretim bandında, üretim oradan bandında çıkınca havalanmış. Şimdi büyüklük iddiasının altını bunlarla dolduramıyorsan bir şekilde doldurman lazım. Bir şekilde büyük olduğunu göstermen lazım. Bunu da nasıl yapıyorsun? Binayla. İşte böyle yapıyorsun. Şimdi Akif'in söylediği makam araçlarıyla ilgili duruma baktım da Türkiye'deki 125 binmiş toplam. 10 bin nedir hakikaten? Oo, ama belediye, ben merkezi hükümeti söyledim. Toplam sen makam aracı. Belediyelerle birlikte söylüyordur. Anladım. Belediyelerle birlikte söylüyordur. Sen şeyle sen bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı vesaire ben onu onları söyledim. Cumhurbaşkanlığı ait lüks araç sayısı 268. Almanya'da 9 bin varmış araç sayısı. Japonya'da 10 bin, Fransa'da 8 bin. Bütün hepsi toplam. Evet. Ama şimdi onlar %20 oranında azalacak 2023 yılının sonuna kadar. O kadar ama, şey yapmayın yani. Ama onunla kalmıyor. Bir de uçak filosu var Türkiye'nin. Makam aracı filosu var. 9 uçak filosu neydi? Almanya'da 12, Fransa'da 14, İtalya'da 11, Japonya'da 2 özel uçak var diyor. Türkiye'de Katar'ın hibe ettiği uçan jumbo olarak adlandırılan Boeing 747 ile beraber 16. 16. 16. Yani İngiltere ve Almanya'dan çok. Ama evet. Neyimiz eksik? İşte büyük devletiz abi. Niye aşağı kalalım? Yani. Niye geri kalalım ona? Tabii canım. Bu bizde, kültürümüzde de bunun yeri var biliyorsun. Birbirini keser eş dost akraba, konu komşu filan birbirini keser. Onun bindiği arabadan daha aşağı bir arabaya binemezsin. o neye biniyor? O işte ne marka giyiyor filan. Bunlar önemli şeyler. Biz biraz hani kendi mutluluğumuzu, refahımızı filan hep nispetle, başkasına kıyasla ölçüyoruz. Yani şaka değil bu. Yani bir şey doğru var. Böyle bir kültür var bizde. Bu da onun yansıması, idareye, yönetime yansıması. Ben ama o önemli bir bilgi. Ben o zaman Avrupa'daki ortalama makam aracı sayısı 10 bin olarak bende sende kaldı. Benim hatırladığım yani. Avrupa'daki o zaman. Olabilir. Bizdeki onun 10 katı yani. 10 katı evet. 10 katı tamam. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı tasarruf tedbirleri genelgesine göre 2023 sonuna kadar kamuda kullanılan taşıt sayısı %20 oranında azaltılacak. 2023 sonu mu? Sonuna kadar. Evet. 2023 sonuna kadar. Tamam 2023, 2002'den 2023'e kaç yıl? 21 yıl. Evet. 21 yıl sonra başladığı günkü iddiasının %20'sini gerçekleştirmiş hayır, olacak. Hayır, hayır. Bugüne kadar 19 yılda toplam 6 tasarruf paketi açıkladı AK Parti hükümetleri. 6 tasarruf paketi. Ve paketlerin hemen hepsinde tek tek bakmadım şimdi atmayayım. Olduğunu varsayıyorum. Ya bu kamuda kullanılan hepsinde var. Sembol bu. Evet. Kamuda kullanılan taşıt sayısını azaltma hedefi her zaman vardı. Şimdi de bu yani 20 kaçıncı yılında 2002 19. 20. yılındaki bir iktidar daha tasarruf tedbirleri genelgesi açıklayıp hala kamudaki taşıt sayısını azaltmayı bir hedef olarak ortaya koyuyorsa zaten şunu demiş oluyor. Biz bunu önceki tasarruf tedbirleri genelgelerinde de ilan ettik, bir hedef olarak ortaya koyduk ama olmadı. Şimdi bir daha bir deneyeceğiz, yine bir deneyeceğiz bakalım. Şimdi Akif'in söylediği de aynı şey ve geldiğimiz nokta bana göre de şu. Bunu da biliriz aslında evet. Ankara'dan. Her tasarruf tedbirinde bir makam aracı vardır. Hiçbir zaman da uygulanmaz. Başka birçok kalem uygulanabilir ama bu kalem yine uygulanmayacaktır. Her ne kadar iddialı gelse AK Parti de yapamadı bunu. Yapmadı. Şu ana kadar çok fazla dert de etmedi. Değil mi? Geldikten sonra bunu hedef olarak koydu ama işte lojmanlar satıldı. Bir takım önlemler alındı oralarda. Ama ondan sonra
Başbakanlık binasında korumalar kaldırıldı, yol açıldı. Şimdi gir bakayım, girebiliyor musun oralardan bir yerden? Yani hepsi aslında geriye döndü, başa döndü. Enflasyon nasıl 2002'den yüksek hale geldiyse bütün meselelerde de aynı şekilde geliyor. Ama bu araba makam aracı saltanatıyla, sevdasıyla mücadelenin zorluğu şuradan. Bizim modernleşme hikayemiz bir kere araba sevdasıyla başlıyor. Bunu anlatan kitap biliyorsunuz Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası diye romanı var. Evet. Bizim modernleşme şeyimizin başlangıcıdır o. Serüvenimizin. Yani o görünüşle zaten Cumhuriyet döneminde de işte gardırobu şeyliği modernleşmesi, çağdaşlaşmasıyla başladı. Kılık kıyafet devrimi filan. Dolayısıyla biz biraz hani dış görünüşe önem veren bir şeyiz. Aziz millet olduğumuz için bizim modernleşmemizin göstergesi, modernliğimizin, çağdaşlığımızın göstergesi olan bir şeyi bizden geri almak çok zor. Zaman, çok çok zor görünüyor. Çağ dışına itilmiş gibi oluruz. Yani düşünsene, yani bir görevim var. Park bahçeler müdürüsün. İşte bir belde belediyesinde. Bir araban da olmayacaksa ne olacak ya? Yok, o zaman ne demeye müdürlük yapacaksın yani? Öyle ne anlamı var o zaman? Ya makam odanda banyo yoksa, özel banyon yoksa, özel şeyin tuvaletin yoksa, dinlenme odan yoksa, müdür olmuşsun olmamışsın neye yarar ya? Zaten maaşın 3 kuruş, 3 yerden alıyorsun, toplasan gene bir şeye yaramıyor. Paramount'ta bir tatil yapamıyorsun yani. Yapamıyorsun, yok. Yapamıyorsun. O 3 maaşta kurtarmaz orayı, sen yanlış. Bu arada işte özenti, Batı hayranlığı, Batı özentisinin kökeninde araba sevdası var, bunu unutmayalım yani. Ama adamlar gerçi öyle değil yani. Hani özendiğimiz, hayranlık beslediğimiz toplumlar gibi, yönetimler gibi de olamıyoruz. Evet. Garabet orada. Bu arada ekonomi eylem planında bu Haziran ayının sonuna kadar 2'den fazla, yani 3 ve üzeri maaş alanlarla ilgili bir düzenleme yapılacaktı. Artık kimse 3 ve üzerinde maaş alınamayacaktı. Ekonomi eylem planı açıklandığında bu bir vaat olarak konulmuştu. Son tarih olarak da 30 Haziran, yani 1 Temmuz'dan itibaren olmayacaktı. 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı tasarruf tedbirleri genelgesinde bu da olmalıydı. Bu bize vaat edildi. Belki yapılmıştır. Hayır, yok. Olmadan. İçinde yok. Hayır, tasarruf tedbiri olarak değil, idari bir karardır o. Bugün çünkü Bakanlar Kurulu'ndan sonra 30 tane bir hedefimiz vardı. O 30 hedeften 26'sını yaptık. 4'ün ikisi şöyle, ikisi de burada falan diye bir izahatta bulundu Cumhurbaşkanı. İdari kararla nasıl yapacak ki? Zaten ekonomi eylem planına koymuş. Bu o yani. Yani orada bu işte şu ana kadar taşıtlar vesaire falan, bunlar da vardı ekonomi eylem planında. Tarih olarak yapılacak düzenlemenin tarihi olarak yani yer alıyor. Şu anda mesela kendi içinde 3 ve daha fazla maaş alanların tamamının 3. maaşları kesilecek diye bir karar alsa herhalde yönetim kurulukları çat 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 değişebilir. Ama o zaman olmaz herhalde. Şimdi yarından itibaren kamu aydınlatma platformuna şirketlerin bilgilendirme yapması lazım. Yani şimdiye kadar yapmasın. Yarından itibaren başlıyordu değil mi? Öyleydi. Evet. Yani Cumhurbaşkanı bunu 1 Temmuz'da açıkladı. Şimdiye kadar yapılmış olması lazım. Hafta sonu vesaire. Evet, hafta başından. Hafta başından itibaren yapılmaz. Bugün olmadı. Ama şöyle bir şey de olabilir mi acaba? 3 maaş, 5 maaş alanlar eğer yönetim kurullarından ayrılırsa şirketler çok büyük boşluğa düşerler, yönetilemez hale gelirler, karlılıkları düşer. Tabii. Hayatlarına devam etme güçlüğü yaşayabilirler. Olabilir. Onun için bir geçiş dönemi sonrasında oturup düşünüp onun üzerine bir hesap yapılmış olabilir. Bence şu daha pratik bir yöntem. Yani hem şirketlerdeki mevcut oturmuş yönetim kurullarının yapısıyla da oynamıyorsun. Kurulu düzeni bozmuyorsun. Bence Diyanet İşleri Başkanlığı bir fetva yayınlasın. Din İşleri Yüksek Kurulu. Desin ki bundan sonra 2'den fazla maaş alan, 3 ve üzeri maaş alan herkes maaşını hayır hasenata harcamak zorundadır. Desin. O zaman hem yönetim kurulu ya değişmiyor. Arkadaş. Bizim vergimizle bize zekat sadaka verdirmenin alemi ne? parayı ben zaten o verilen maaşlar bizim paralarımız zaten. Vatandaştan topla, sonra da zekat sadaka olarak geri ver. Sizde hiçbir ya çözüm sunuyorum, onu da beğenmiyorsunuz. Bir de henüz mücadelesi verilen şey şu değil mi? Yani sağlanacak tasarruf 2'ye düşürmek maaşları. Tabii, evet. En fazla 2'den fazla olmayacak. Evet. Yani niye tek maaşın nesi var. Tek maaş yetmiyorsa maaş arttır değil mi? Bir elin nesi, iki elin sesi var. Tek hani maaş yetmiyorsa söylerken aklıma geldi de yanlış bir şey söylüyorum. Bir elden ses çıkmaz, tabii ki çift maaş olacak. Hayır, yani. Tek maaş yetmiyorsa maaş arttır canım. Belki başkaları da faydalanabilir. Yani başkaları da işine yarayabilir o maaşın arttırılması. Öyle bir şey olabilir. Ara yani. Ara böyle tartışmalar olduğunda
işte sağa sola ehliyet liyakatte açıklanamayacak atamalar falan yapılıyor. Diyelim ki bir biçimde işte senin, onun, benim işte şeyimizin geçtiği, soyadımızın geçtiği bir haber işte yani benim soyadıma huzur hakkı verilir mi sence? Yani verilir mi? Verilir mi? Soru bu. Yani seninle ne alakası var diye soranlar oluyor da öyle atamalar olmuş. Ya benim, öyle mi? Ya benim soyadıma huzur hakkı verilir mi? Bir düşün. Şu anda değil mi? Bir düşün. Şu anda değil. Yıllardan beri. Üç kere kovuldum seninle beraber. Birisinde seninle beraber kovulduk. Üç kere özel sektörde çalıştığım işten kovulmak zorunda kaldım. Görüşlerim sebebiyle. Şimdi yani bu saatten sonra hem de bu saatten sonra. Huzursuzluk yaratan adama huzur hakkının ne işi var? Yani yok huzur hakkı için benim soyadım bir yere atanır mı? Benim soyadım olduğu için. Başka bir şeydir o. Öyle düşünün. Başka bir şeydir o. Evet. Onu da söylemiş olayım. Belki hani bizi izleyenlerden o yaygarayı görenler olmuştur. Beni de mentionlayarak çünkü Twitter'dan çok soran ya da o haberlerin altına olayı da ama bilmeyen, oluyor, ne alakası bilmeyenler var, için söyle de olayı da o da şey yapsın yani. Abi, detaya girmeye gerek yok bence. Yani sadece mesela böyle bir şeyle karşılaşırsanız filan kişi filan yere atanmış, ehliyet ve liyakatle de alakası görünmüyor. Bu işte Akif Bekir'in nesi oluyor diye aklınıza bir sual gelirse sormanız gereken ikinci bir soru var. Benim soyadıma ikinci maaş tek mi? Ben kendi özel sektörde maaşımı koruyamıyorum. Devlette bana ikinci maaş, üçüncü maaş, ilk maaş filan ya da huzur hakkı benim soyadıma, benim soyadım olduğu için verilir mi? Öyle düşünün. Ya işte demek ki KRT'nin patates soğanı. bir de yanlış yapmıştır. Yani bu hani şeyden de yani aileden olsa da olmasa da geçmişte de olsa ben ya babama da yapılsa babam da yapılsa burada eleştirdiğimiz şeyler yanlıştır yani. Evet. Kimin yaptığı, kime yapıldığı filan önemli değil. Evet. Peki. Şimdi bu bir geçiş dönemi hesap edilmiştir dedik değil mi bu 2 maaş 3 maaş 4 maaş falan diye. Ha bu şeyi anlatacaktım. Bu geçiş dönemini şey yapmayın yani hafife almayın. Gerçekten önemli. Olabilir çünkü mi diyorsun? Sistem çökebilir. Hmm. Şu anda o kadar çok insan bir örümcek ağı gibi düşünelim. Birisi o tarafta birisi bu tarafta birisi. Bir çektiğin zaman örümcek ağı çöker yani. Bir şey kalmaz. Onun için 2023'e kadar bir geçiş dönemi de hesap etmek bence mesela, en akıllısı. En düzgünü. Pehlivan'ın yani adı neydi? Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz AK Partili. Vakıfbank yönetim kurulu üyesi olan. Herkes anladı. Benim aklıma gelmedi. Buyurun. Neydi? Hamza. Hamza Yerlikaya. Vakıf ama Bank, öyle sorulmaz. Vakıf öyle sorunca tamam. Yani bizim de artık. Ben de hatırlıyorum. Vakıfbank yönetim kurulu üyesiydi. Çok tepki, çok tartışıldı, çok konuşuldu. Sonra ayrıldığı açıklandı. Evet. Ayrıldı. Evet. Mesela ben Vakıfbank'tan üst düzey bir yöneticiyle konuştum. Onun ayrılmasıyla birlikte Vakıfbank ciddi bir sarsıntı yaşamış. Tabii. Yani ciddi Allah bir mahvur. Yönetim boşluğu oluşmuş. Çünkü sistem yani işte kambiyo nedir? Zarar etmeye mi başlamış? Ya neredeyse oraya gelecekmiş. O yüzden bu yönetim kurullarındaki değişiklikler önemli. Yani doğru bir yere parmak basıyorsun. Sen bir de Abdülkadir Aksu'nun gittiğini düşün. Bu bir de Allah muhafaza. Hafazan Allah. Tabii. Faruk Çelik falan da var. Tabii değil mi? Espriydi. Çok şimdi bankacılık kanununa göre siz nasıl işte zarar etti dersiniz falan gibi. Bu ironiydi. İroniydi. BDDK bizim ironilerimize anlattığım dilimize alışkın olmayabilir. Aman ha. Ben moderatör olarak yani Akif söyleyeyim net biçimde de Akif Bey'ki şaka yaptı. Öyle bir şey yok. Aman ha. Rütüğünde heyelenmesine gerek yok. Rahatını bozmasına hiç gerek yok yani. 4 kere altını çizdik. Sporcu milletvekilimiz de değerlidir. Tabii. Önemlidir. Olimpiyat şampiyonudur. Evet. Türkiye açısından önemlidir. Evet. Şaka bir tarafa şampiyonlukları tabii ki değerli. Kadar, tabii ama canım. Bunun bankacılıkla ne alakası var? Yani bankın yönetiminde ne iş var? Evet. Abdullah Güzel Dürger Gelecek Partisi'nin genel başkanı. Yok, kurucular kurulu üyesi. Eski TMSF üyesi. Onu burada biz ağırladık. Karar gazetesinin YouTube yayınında da konuştu. Çok acayipti anlattıkları. Benim pazarları yaptığım programa konuk oldu benim.
hani 4 maaş. Bu arada duyurusunu da yaptı. Ben ayrıca sizden ayrı bir program daha yapıyorum diyorum. Peki. Aldık, kabul ettik. Kaç maaş etti? Burada öyle hani Arnavut bunu da duy. Haber koordinatörüyüm, bir maaş oradan ya. Yani bir maaş buradan, buradan. Pazar, pazar için ayrı maaş. Arada bir de boşluk olduğu için yaptırıyorlar. Gözümüz yok. Allah daha çok versin de. Gelecek ay bizim haftada bizim soğan patates çuvallarımız imal edilmesin, yoksa gözümüz yok. 4 maaş 5